Köpek kediyi korkuttu. Ee, efendim bundan önce köpek kedi kediden korktu diyelim. Khafe fiili korktu demek. Nesne seni direkt alabilir. Harfi cer de alabilir. Neyden korktu sorusunun cevabı ya da kimden direkt olarak gelebilir. Min harfi ceri de gelebilir. Örneğin köpek kediden korktu diyeceğiz atıyoruz khafe'l kelbu el gıttate ya da khafe'l kelbu min el söylenilebilir. söylenebilir Korkuttu fiili havefe <laughs> ise kimi korkuttu neyi korkuttu nesnesini direkt alır neyden korkuttu kimden korkuttu bunun cevabını ise ya min harfi ceri ile alır ya da direkt alır. Eğer direkt alırsa o zaman korkuttu fiili çift nesne alır. Tek nesne alırsa e, yani harfi celle gelirse neyden sorusunun cevabı o zaman tek nesne alır. Kabul edilir. Efendim bir fiil kaç nesne alır e, diye sorulduğunda e, sadece direkt nesneleri sayıyoruz. Önce köpek kediyi korkuttu diyoruz. Kim neyden korkuttu demiyoruz. Dolayısıyla ikinci nesneye ya da min harfi cern'e ihtiyacımız yok. Özne, yüklem ve nesne. Korkut fiil cümlesi kuracaksak korkuttu köpek özne, kedi nesne. Havvefe, elkel bu te gibi. Hoca Ali'yi sınavdan korkuttu, bir şeyden korkuttu. Bunun nesne bu. Neyden sorusunun cevabını direkt alabilir. Min ile de alabilir. Ama minli kullanım daha yaygın. O yüzden bu renkli ifade edilmiş. Hoca Ali'yi sınavdan korkuttu. Havvefe hoca Ali'yen Ali'yi nesne min sınav diyeceğiz. Havvefel kelbul gıttate köpek kediyi korkuttu. Havvefel üstad Ali'yen hoca Ali'yi korkuttu. Neyden sorusunun cevabını vermek istersek min ile kullanmak daha yaygın dedik yani harfi cerli kullanımı bu harfi celi de min olur Minel imtihani. İzmirli hocam uzun Sivaslı Ali'yi Arapça final sınavından korkuttu az önceki cümlenin aynısı aradaki fark ne bir öge kelime gruplarından oluşuyor hocam demişiz Burada bir isim tanımlaması var. İzmirli diyerek de hocanın sıfatı getirmişiz. Ali idi az önce. Uzun Sivaslı diyerek iki tane sıf sıfat getirmişiz Ali'ye. E, sınavdan demiştik. Şimdi final sınavından diyoruz. Daha sonra da Arapça final sınavından diyerek e, bir e, ögeyi, e, ögenin hacmini arttırıyoruz. E, Yüklemimiz yine korkuttu dur. O zaman havvefe korkuttu. Kim? Hocam. Üstez e, efendim hoca demekti. E, el üstez marifeydi. idi. Üstezi dersen hocam olmuş olur. El takısını düşürüyoruz çünkü muzaaflar el takıslanmaz. İzmirli'de de e, peşinde sıfat olarak gelir. Üstezi el izmerio. Şimdi kimi? Önce aliyen diyoruz. Aliyen e, daha sonra da iki sıfatı efendim sivasiyen tavilen e şey aliyen ali ali marif olunca es sivasiye et tavile ya da aliyen e, et tavile es sivasiyye. bakınız ali marif olunca sivaslı ve uzun sıfatları da marif oldu hoca burada hmm, zamirinden dolayı marif olunca hocam İzmirli'de ki onun sıfatıdır marif oldu. Arapça final sınavından bunun başına min getirmemiz lazım. Çünkü neyden korkuttuğunun cevabını yaygın olarak e, min ile veririz. Efendim, Arapça final sınavı derken e, burada e, sınav önce gelecek çünkü asıl elemandır. Arapça e, Arapçada sınavın sıfatı e, olabilir. Efendim final de aynı şekilde onun sıfatı olarak getirilebilir. Türkçe'de tabi bu isim tamamlaması. Ama Arapça'da final kelimesi sınavın peşinden ismi mensuplu bir sözcük olarak getirilirse sıfat olur. Yani Arapça finalle ilgili sınav diyebiliriz. Bakalım nasıl demişiz. Havvefe üstadi elizmeriyyo. Fail öbeği. Aliyen, es-sivesiyye tovile Nesne ve beyi Minel imtihanin nihayi Şimdi nihaiye, Efendim Son demek Final biliyorsunuz İngilizce bir kelime Final Bunu sonla ilgili Sona ait anlamında isim mensup yapmış nihaiyun Demişiz ve onu da imtihanın sıfatı Olarak getirmişiz El-Arabi Arabi'de imtihanın yine Arapça olan sınavı. Arapça sınav, e, nihayetle ilgili sınav. Yani Arapça final sınavı. Başına da min getirdik. Çünkü neyden sorusunun cevabını genellikle biz e, min ile veririz. Efendim. Hasan Bekir'in dükkanında bulduğumuz kitaplar okudu. Hasan okudu. Neyi? Kitapları. Ama Bekir'in dükkanında bulduğumuz ifadesi de kitapların sıfatıdır. O zaman onları Bekir'in dükkanında bulduk diye bir cümleyi kitapların sıfatı yapmamız gerekiyor. Bunun için şunu belirlememiz lazım. Kitaplar marifemin ekramı. Burada bulduğumuza göre biliyoruz. Kitaplardan haberdarız. Kitaplar marifi olunca bu cümleyi de ona sıfat yapmamız için araya isim mevsul getiriyoruz. Kitaplar Ee, akılsız çoğul olunca e, efendim bu cümlenin başına hani sıfat yapacağız ya e, elleti getiriyoruz. E, çünkü kitaplar akılsız çoğul e, zamir değeri hiyedir. Yani tekil mühendis kabul edilir. O yüzden elleti getiriyoruz. Bekir'in dükkanında onları bulduk. Cümlesi otomatikman kitapların e, sıfatına dönüşüyor. Elde ettiğimiz bu yapının tümü okudunun nesne öbeğidir. Okudu. Hasan kitapları elleti biz onları Bekir'in dükkanında bulduk. Öyle diyeceğiz. Garae Hasan'ın Hasan okudu. Eylem bitmiş. Burada buldu, bulduk eylemi de geçmiş zamanlı. El kutub. Nesne. Garae Hasan'un el kutube. Hasan kitapları okudu. Şimdi ne? hafi dükkanı Bekir'in. Onları dükkanı Bekir'in dükkanında bulduk. Bulduk. Bu cümleyi elleti ile kutube sıfata dönüştürdük. Marife olduğu için elleti getirdik. Eğer burada kutup nekrolsaydı olsaydı elletiye ihtiyaç yoktu. O zaman şöyle anlamlandırıldı. Hasan Bekir'in dükkanında bulduğumuz Kitaplar okudu, kitapları okudu ama belirsiz bir tamlam olur. Türkçe belirsiz ve belirliği tam net ayıramıyor efendim veya buna ihtiyaç hissetmiyor. Ama Arapça'da e, ya belirlidir ya belirsizdir, nettir efendim. Yani Türkçe belirlik ve belirsizliği net olarak birbirinden ayırmıyor çoğu kere. O yüzden ikisinin de çevirisinin Türkçe'de aynı olmasını yadırgamayalım. Özellikle çoğul olduğunda. Çünkü tekil olduğunda belirsizlik ifadesi için bir getirebilirim bulduğumuz bir kitabı diyebilirim. Nesne olduğu şey belirsiz olduğunu ifade edebilirim bu şekilde. Ama çoğul olunca bir getiremiyorum belirsizlik bildirmesi için. Çünkü bir aynı zamanda sayı değerini de ifade ediyor fiil fail, mefulun bir öbeği elletiden sonra e, kitaplara dönen bir zamir içermesi e, lazım. Elletiden sonra gelen sıra cümlesinin. Buradaki he zamiri kitaplarla bu cümleyi bağlantılı hale getiriyor. Bekir'in dükkanında derken bulunma anlamı ifade etmesi için içinde bulunma anlamı ifade etmesi için başına fi getirdik. Da de biliyorsunuz Türkçe'de üstünde de bulunma anlamı ifade eder, içinde bulunma anlamı da ifade eder. Ama Araplar içinde bulunma anlamında fi, üstünde bulunma anlamında ala kullanılır. İçinde olduğu için fi dedik. Burada Bekir'in dükkanı derken asıl eleman dükkan olduğu için önce bek, e, dükkan diyoruz, sonra Bekir diyoruz. Bekir dükkanın tamlayanıdır. Ama hepsi de vecede fiilinin e, nerede sorusunun cevabı. Mefulün fiil ögesidir. Ama içi İrab'da, dışı İrab'da fiil, fail, mefulün bir ögeleri söz konusu. Şimdi yeni bir cümle ama eski cümleden de istifade ediyoruz. Hasan koydu. Hasan neyi koydu, nereye koydu? Sorularının cevapları var. Neyi? Daha önceden zaten verilmişti. Bekir'in dükkanında bulduğumuz kitapları az önce okudu diyorduk şimdi de koydu koydunun nesnesi kitaplar efendim ve Bekir'in kitabın dükkanında bulduğumuz o da onun sıfatı e, sıfat ilgili isimden Türkçede önce Arapçada ise peşinden sonra gelir. Burada satın aldığı çantayı ha çantaya koymuş pardon nereye koydu? E, çantaya nereye sorusunun cevabı. Bu terkip eee terkip kelime grubudur. Asıl elemanı çantadır. Satın aldığı ifadesi de çantanın sıfatıdır. Yani onu satın aldı diye bir cümle kurduğumuzda çantadan sonra getirirsek sıfata dönüşür. Çanta nekra ise otomatikman dönüşür sıfata. Çanta marife ise araya elletiği getirmek suretiyle dönüşür. Çünkü çanta marife olunca kendisinden sonraki cümlede marife olmak durumundadır. Bunun yolu ismi mevsul kullanmaktır. Koydu vadaa'dır. Tabi vadaa fiili e, nesnesine göre çeşitli anlamlar kazanır. Mesela buraya yumurta dersek o zaman yumurtladı anlamını verir. Kız çocuğu ya da erkek çocuğu dersek doğurdu anlamına gelir. Kitap dersek yazdı anlamını verebilir. Ama burada e, efendim normal koymak e, bir yere bırakmak anlamını e, vereceğiz. Vadaa <laughs> hasenun fiil fail el kutube Hasan kitapları koydu. Kitaplardan sonra vecetne hafi dükkanı Bekir var. Bu cümleyi kutube sıfat olsun istiyorsak araya elleti getiririz demiştik çünkü her cehen ekradır. Elleti de bunu marife hale getirdi. Tabi aynı zamanda da sıfat isimleştirdi. İki fonksiyonu var. İsim mevsulun. Elde ettiğimiz yapının tümü vada'nın nesnesidir. Şimdi e, bu eylem nerede gerçekleşti? Sorusunun cevabını mefulin fih ögesini vereceğiz. Fil hakibeti. Hakibe çantaya dediğine göre bir çanta demiyor. Marifedir. E, i̇şte rahe onu satın aldı demek. E, bu cümleyi çantanın sıfatı yapmak için araya çantanın zamir değerini taşıyacak bir ismi mevsul getiriyoruz. Tekil ve mühendis o yüzden elleti getirdik. Elleti işte rahe. Buradaki he zamirinin elletiden sonra gelen sıla cümlesini kendisine e, bağlayan, e, hakibeye bağlayan bir zamir olduğunu söyleyelim. Buradaki he zamiri. Eğer buradaki he zamiri olmazsa o bağlantı efendim büyük oranda ortadan kalkar. E, evet. O yüzden isim mevsulden sonraki bu cümlede kastettiğime delalet edecek bir zamir bulunması gerekiyor arkadaşlar. Dış irab açısından cümleyi ögelere ayırıyorum. Fiil, fail, mefulün bih öbeği, mefulün fih Çantanın içine koyduğu için fiil dedik. Üstüne koysaydık ala derdik. Ee, üzerine koysak ya da yanına koysaydık. Mesela inde derdik. Lede derdik. Ee, efendim. Hasan'ın çantaya koyduğu kitapları çıkardım. Şimdi çıkardım diyoruz. Neyi sorusunu cevaplandırmamız gerekiyor? Bu bir. İkincisi, ıı, efendim çıkarmak bir ıı, fiildir. Eylem bitmiştir. Mazi siga kullanmışım. Kim çıkardı? Ben. Ben olduğum için öznesi ıı, çıkardım demişiz. Yani çıkarıcı fiilini en zamirine göre çekimlemem gerekiyor. Akrac <laughs> tu. Bu fiil nesnesini direkt olarak alır. O yüzden ıı, efendim. Araya harf içer getirmiyoruz. Neyi sorusunun cevabını verirken. Kitapları çıkardım. Ehraş el kutube. Ama burada sıfatı var. Hasan onları çantaya koydu. Yani Hasan onları çantaya koydu. Bu cümle kitapların sıfatına dönüşmüş Türkçe'de. O zaman Arapçaya tercüme ederken Hasan onları çantaya koydu diye bir cümle kuracağım. Kitaplardan sonra kitaplar marif olduğu için ismi mevsul getirerek efendim bu cümleyi oraya koyacağım. Elde ettiğim yapının tümü çıkardığımın nesnesi olacak. Şimdi çantaya Hasan'ın çantaya koyduğu diyoruz. Burada Hasan onları çantaya koydu dememiz lazım ama Türkler bu zamiri sevmiyor onları kendisini demiştik ya. O yüzden şöyle bir cümle düşünelim. Mesela Hasan'ın kendilerini çantaya koyduğu kitapları Çıkardım. Kulağınızı tırmalıyor değil mi? Evet. Benimkini de tırmalıyor. Bir Türk olarak. E, efendim. Ama burada kendilerini gibi bir ifade. Yani zamir var. Onu söyleyeyim. Arapça da bunu görmek mümkündür. Görmek mümkün ve e, göstermek de lazım. Aksi halde ismi mevsulden sonra gelen bu cümleyi efendim e, el kutup kelimesine bağlamanın e, yolu olmayacak idi. <laughs> اَخْرَجْتُ <laughs> Kutube fiil, fail, meful, ana ögeler bunlardır. Zaten yeni bir öge getirmiyoruz. Sadece e, kitabın sıfatını e, zikrediyoruz peşinden. وَضَعَهَا حَسَنُ fil الْحَقِبَةِ Hasan onları çantaya koydu. İçine koyduğu için fiil dedik. Üstüne olsaydı ala diyecektik. Bu cümleyi elleti aracılığıyla kutube sıfat yaptık. Çünkü el kutub marifedir. Her C nekradır. Elleti ise o C'yi marife yapıyor. Niye elleti değil de elleti dedik? Çünkü kutup e, akılsız e, çoğuldur ve tekil mühendis kabul e, edilir. Buradaki vada herdeki her cümlesi sıla cümlesinde sıla cümlesini kendisine kutube bağlayan e, ilgi ekidir, zamiridir. E, kitapların e, tekil çoğul olduğunu bu zamirle de Zamirde de görmek mümkündür Niye vada fiilini ben zamirine göre çekimlemedim Çünkü koyan Hasan O yüzden Hasan'a göre çekimledim Ama çantaya koyduğum kitapları deseydim O zaman vada tu derdim Yani burada eylemi kim gerçekleştirmişse Fiili de ona göre çekimliyorsunuz Hasan okuduğum kitabı gördü Hasan gördü özne yüklem Neyi kitabı ama okuduğum ifadesi kitabın da sıfatı. Demek ki okuduğum ifadesi kitaba sıfat olmadan önce arka planda şöyleydi. Onu okudum. Bir Türk normalde şöyle demesi lazımdı. Hasan kendisini okuduğum kitabı gördü. Ama kendisini Türk sevmiyor. Ama Arapça çevirde bunun var olduğunu düşünüyoruz biz. Nitekim Ra Hasanun el kitabe. Hasan kitabı gördü. Kitap marif olduğu için tuhu. Onu okudum cümlesini ellezi vasıtasıyla e, marife yaparak sıfatlaştırıyoruz. El kitap marifedir. Ellezi garattuhu kendisine okudum. Ama Türkçe'ye tercüme ederken e, sanki burada hu yokmuş gibi tercüme edeceğiz. Nitekim Türkçe'de bu e, o zamir, e, ilgi zamirine ihtiyaç yok. Hasan okuduğum kitabı gördü. Arapçasında ra hasenun el kitab ellezi hu. Arapça'da bu hu zamiri. E, gerekli sıla cümlesini el kitaba bağlaması için el niye getirdim çünkü kitap tekil ve müzekerdir e, kutubu kutubuz, el kutup derken elleti demiştim çünkü el kutup arkası çoğuldur tekil mühendis kabul edilir Hasan bana kızdı ne zaman okuduğum kitabı görünce şimdi görünce deyince görmüş mü eylem bitmiş mi bitmiş kızmış mı eylem bitmiş kızmış okudum mu ha, burada iki tane alternatif olabilir okumakta olduğum anlamındaysa bu yani okuma eylemim henüz bitmemiş ama ben mesela 100 sayfalık bir kitabın 60. sayfasındayım ya da birinci ya da son sayfasındayım okuma eylemi bitmediyse efendim Türkçe'de bunu şöyle diyebilirdik Hasan okumakta olduğum kitabı görünce o zaman eylemin bitip bitmediğini anlardık ama okuduğum kitabı görünce ki bir Türk bunu söyleyebilir. Buradaki okumak bitmiş de olabilir, bitmemiş de olabilir. Bitmiş olursa mazi, bitmemiş olursa muzari kitte kullanırım. Ama görünceyi e, görünce ben buradaki görme eyleminin bittiğini, kızı ifadesini görünce de bunun yine bitmiş bir, bir eylem olduğunu anlıyorum. E, efendim o zaman bitmiş eylemleri mazi, bitmemişleri muzari ile ifade ederim. Bu cümlenin çevirisi Şöyle olacak. E, tamam ama önce ögeleri ayıralım. Hasan Özde kızdı yüklem. Bana kime sorusunun cevabı. E, Araplar kızdı fiilinin kime sorusunun cevabını min ile verir. E, o zaman min ben diyeceğim. Min, minni. Şimdi onu okudum. Şimdi okuduğum kitabı e, görünce diyor ya. E, bu aslında şöyle bir cümleydi derin yapıda. Eee... İşte filan kişi, yani o, okuduğum kitabı gördü. Bu cümleyi zarflaştırmak istersem, Türkçe'de ınca, dığında, iken sözcüklerini, eklerini kullanıyorum. Arapça'da bunlara gerek yok. Sadece indema gibi zarflaştıran bir yapıyı koymak başına yeterli. Mesela, okuduğum kitabı gördü diyelim. Ra, kitabi, ellezi, garatuhu ya da ellezi akrauhu. Bunu zarflaştıralım. Hindema getirdik mi tamam oluyor. Efendim burada onu okudum ya da onu okuyorum ifadesi var. Kitabın şeyi olmuş, sıfat olmuş. E, kitap marife. E, burada da bir cümle sıfat yapmak isteyince isim mevsul getiririm. Bak. Marifeden sonra cümleyi sıfat yapmak için isim mevsul getiriyorum. Yargı bildiren bir cümleyi zarflaştırmak için indemaya getiriyorum. Ee, kolay değil mi? Bence kolay. E burada da karar veriyorum. Fiil bitmiş mi, bitmemiş mi? Bitmişse mazi, bitmemişse muzari. Bir de ana ögeleri ayırıyorum cümleleri. İşte Hasan Özden kızdı yüklem. Tabi bir de gadibe, gadibe kime sorusunun cevabını nasıl verir? Ee, efendim yani birlikte nesnesini nasıl alır? Harfi cerle mi, harfi cersiz mi? Ee, bu anlamı tek başına mı verir e, direkt olarak e, yoksa bir harficer vasıtasıyla mı verir? Bunların da cevabını bulmak gerekiyor. Ama cümleyi zarflaştırmak başına indema getirmek kadar kolay. Bir e, cümleyi e, sıfatlaştırmak e, başına isim mevsul getirmek kadar kolaydır. Ama tabi indema getirince artık o cümlenin hepsi ne zaman sorusunun cevabını vermiş olur. Bir cümlenin önüne ellezi gibi bir isim mevsul getirdiğimizde artık nitelik bildiren bir sıfat isme dönüşmüş olur ve tek bir öge olur. ve <laughs> hasenun, hasan kızdı, fiil, fail, minni, <Nein> bana, bak bana sorusunun cevabı, kime sorusunun cevabını min ile veriyor. Biz buna mefulün bir gayrı sarif diyoruz, direkt nesne olmadığı için. Bir de ne zaman sorusunun cevabı var. Ra'al kitabe lezi akrauhu, Okumakta olduğum kitabı gördü. Başına indemayı getirince okumakta olduğum kitabı görünce indeme ral kitabı elledi akrahu ya da eğer okuma eylemin bittiyse elledi <laughs> kara deriz. Hasan beni kitabımı okurken okur halde gördü. Burada özel bir renk kullanmışız. Bu hal ögesinin rengidir. Hasan beni gördü ana ögeler Hasan Özne gördü yüklem beni kimi sorusunun cevabı gördü kimi sorusunun cevabını direkt verir. Kitabımı okurken bu bir hal ögesidir. Kitabımı okuyorum diye bir cümleyi marifeden sonra yani ben e, benden sonra e, efendim fiil cümlesi olarak getirirsem otomatikman hal olur. Çünkü fiil cümlesi nekradır. ilgili kelimesi de marife ise otomatikman bu hale dönüşür eğer yüklemdeyse değilse. yüklem değil çünkü gördüdür yüklem burada. O zaman gördü Hasan beni diye bir cümle kuralım. Ra Hasan iyi ya da bunu birleştirebiliriz beni ifadesini direkt bitişen zamir kullanabiliriz. Raani beni gördü Hasan'un Hasan Şimdi, Orada ni diyor ya beni ve oradaki ben zamirdir ve zamirler marifedir. Benimle ilgili bir c gelirse her c'den ekradır otomatikman hale dönüşür arkadaşlar. Rani hasenun. Buradaki ni'yi efendim mavi yapalım. Rani hasenun. Fiil bi ve fail. Efendim Hasan beni gördü. Akravu kitabı. Bak bu bir fiil cümlesidir. Kitabımı okuyorum. Kitabımı okuyorum. E bu kitabımı okuyorum buradaki ni zamiriyle bağlantılı. Ni marife. E, akravu kitabı bu fiil cümlesi de marife. Şey nekra. Nekra. Çünkü her c nekra. E, e, şimdi c'ler kendisiyle bağlantılı olan isim marife olduğunda burada yüklemde ra şu sıfat olamaz. E, çünkü Marife artı nekrası kere sıfat tamlaması olamaz. Otomatikman hale dönüşüyor. Hasan beni ben kitabımı okuyorum e, halde gördü. Kitabımı okur halde gördü. Biz bunu genellikle kitabımı okurken gördü e, şeklinde dile getiriyoruz Türkçe'de. Efendim eğer bu fiil cümlesi değil de bunu isim cümlesi e, olarak kurmak ve kitabımı ben kitabımı okuyorum diye bir cümle kurmak istersek Ene akravu kitabı deriz. Ene mübteda geri kalan haber olur. Bunu hal yapmak çok kolay. Başına vav getir. Efendim yeterli. İkinci bir alternatif. Burada ra gördü. Beni sorusunun cevabını direkt e, fiile bitişik zamir olarak da getirebilirsiniz. Ayrık zamir olarak da getirebilirsiniz. Direkt bitişik nasıl zamir olarak getirirseniz. Rani e, ayrı nasıl olarak getirirseniz iyiye dersiniz. Anlamı anlamlar arasında bir fark yok. Yapısal açıdan tabii ki bu iki cümlede birçok açıdan fark var ama anlam açısından fark yok. Nitekim ögeler açısından da fark yok. Rafil, ni, meful, hasan, fa'il geri kalanı fiil cümlesi e, haldir. Rafil, hasan, fa'il, iyiye mefulün bittir. Geri kalan bu isim cümlesi de haldir. Öğrenci öğretmenin e, kendisinden yapmasını istediği ödevi yaptı. Şimdi öğrenci yaptı. Ana öge özne ve yüklem bu. Neyi sorusunun cevabı e, geri kalanı. E, ama bu e, neyi sorusunun cevabı arka planda e, efendim e, yargı ifade ediyor. Öğretmen öğret öğret şey pardon e, o o öğretmenin kendisinden yapması istediği ödevi. Yani gerçekten şöyle bir şey var. Öğrenci ödevi yaptı. Bu bir. İki. Öğrenci öğretmenin kendisinden yapmasını istediği ödevi yaptı. Efendim. Bu o aralarda öğretmen öğrenciden istedi. Ödevi istedi. Hatta ödevi yapmasını istedi cümleleri de var. Bu cümleleri ben burada, efendim e, mesela yapmak, kendisinden yapmasını istediği, e, efendim bu ifade ödevin sıfatı. Buradaki yapmak, istemek fiilinin nesnesi. E, burada öğretmen, istemek fiilinin öznesi. Yani bütün bunları anlayabilmemiz gerekiyor Türkçede. Zaten anladıktan sonra Arapçası kolay. Ne yapacağız? Önce öğrenci diyeceğiz. isim cümlesi kuracaksak ya da fiil cümlesi kuracaksak önce yaptı diyeceğiz. Sonra öğrenci diyeceğiz. Daha sonra da şu kelime grubunun en asıl elemanını nesne olarak başlayacağız. Yani yaptı öğrenci ödevi. Daha sonra da şu ifadeyi ödeve sıfat olarak getireceğiz. Yani öğretmen ondan onu yapmasını istedi. Öyle bir cümle kuracağız. Öğretmen ondan burada kendisinden demiş ondan yapmasını istedi. Böyle bir cümle kurduğumuzda marif olan ödevden sonra elleziyle e, söylersek yani okuduğumuz cümleyi elleziden sonra e, tık diye koyarsak otomatikman Türklerin Türkçe'de. Öğretmenin kendisinden yapmasını istediği ödevi terkibini elde etmiş oluruz. Amile tabi et de de diyebiliriz. Başka fiiller de kullanabiliriz. Amile uygun. Amile talibi. Öğrenci yaptı. Fiil fail. El vacibe. Ödevi yaptı. Asıl üç eleman bu. Fiil, fail, meful. Şimdi ödevin uzunca bir sıfatı var. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle öğretmen ondan onu yapmasını istedi diye bir cümle kurabilmemiz lazım. Talebel müderrisu minhu. Öğretmen ondan istedi. En yamelehu onu yapmasını. Buradaki enyamelehu talebenin nesnesi. Minhu talebenin mefulun bir gayri sarihi. Müderris de fail. Fiil, fail, mefulun bi gayri sari en melehu da e, efendim talebenin mefulun bih sarihi. Bu bir fiil cümlesi. Hepsi ellezi ile marife sıfat isme dönüşüyor ve otomatikman el gelmesinin kelimesinin sıfatı halini alıyor. Efendim bu elde ettiğimiz yapının tümü sıfat tamlaması dediğimiz amillerinin nesnesidir. Mefulun bir ögesidir. Fiil, fail, ve bir bölgesi. Öğrenci öğretmenin bakınız. Buradaki cümlede özneyi e, efendim sanki tamlamaymış gibi tercüme ediyorum Türkçede. Çünkü Türkler öyle yapıyor. Öğrenci öğretmen kendisinden yapmasını istediği ödevi demiyorum. Ufak tefek sıfat yapınca bazı eklemeler getiriyorum. Efendim, Efendimın i efendim ın, i, efendim, e, efendim yapmasını istediği gibi ama Arapçada öyle bir şey yok. Ne yapıyoruz Arapçada? Öğretmen ondan onu yapmasını istedi. Bu cümle otomatikman ellezi ile birlikte kullanılırsa marife bir ismin sıfat olur. Eğer ellezi ile birlikte kullanılmazsa o zaman nekra bir isimden sonra getirirsem yine sıfat olur. Eğer ellezi kullanmaz ama vacip gibi kelimeyi de marife yaparsam o zaman bu cümle onun sıfatı olamayacaktır. E peki ne olur? Hali olur. Hali olur. O yüzden belirtili sıfat tamlamasını ki burada böyle bir durum söz konusu. E belirtili sıfat tamlamasında elleziyi düşürdüğümüzde geriye kalan yapı nekra'ya dönüşeceğinden ve marifeden sonra da geleceğinden yüklem başka bir şeyse bu nekra olarak kalan yapı hale dönüşür. <laughs> Teknik açıdan belirtili sıfat tamlamasını efendim sıfat tamlamasındaki o sıfatı hale dönüştürmek çok kolay. Ha tabi anlamlı da olması lazım. Yani ben her şeyi her sıfatı hale dönüştürebilirim. Ya dönüştürebilirsin belki ama bir de anlamlı olması lazım. Efendim burada yapmak eylemi e, maziyle mazi ile efendim şey e, yapmak değil. İstemek eylemi, isteme eylemi maziyle eee yaptı eylemi yine mazi ile. Oysa e, efendim yapmasını istediği ifade terkibindeki yapma e, e, eylemini ise muzari ile anlattık. Niye? Çünkü istemek ve yapmak e, bitmiş eylemlerdir. O oysa istediğinin nesnesi olan yapmak yani yapmasını istedi terkibindeki buradaki yapmak e, bitmemiş bir eylem olduğundan muzari ile e, ifade ettim. Diyeceksiniz ki hocam burada fiil hani müevvel masları yapıyorum ya fiil cümlesinin önüne en e, isim cümlesinin önüne ne getiriyorum. Yani mastarlaştırıyorum ya. Ha. E, niye böyle mastarlaştırıyoruz? Direkt e, direkt maslarımız var ya sarhem mastar Onu koysak ya Diyebilirsiniz, e, efendim onu koymak e, kolay. Sözde bakıyorsun, amile ya Ne demir bunun masları Amel. Onu oraya masum isim olarak getiriyorsun. Onu zaten yaparsın. Ben zor olanı, yargıyı kavramlaştırmayı gösteriyorum. Daha önceki slide'larda da bunun üzerinde efendim e, durmuştum. Ali, Ayşe'nin pişirdiği yemeği eve gelen misafire verdi. E, asıl ögeler. Buradaki vermek sundu. Takdim etmek anlamında. Gat deme fiilini kullanın diye. Efendim sundu diye açıklama yapmışız. Ali verdi. E, efendim kime verdi ve neyi verdi sorularını Efendim görüyoruz burada cevaplarını. Tabi bu kime ve neyi sorularının cevabı Kelime öbeği olarak gelmiş. E, aynısını biz de Arapça'ya uyarlayacağız. Şimdi kat deme verdi. Kim? Ali. Fiil fail. E kime sorusunun cevabını efendim li ile ifade ederiz. Li misafir. Li misafir diyoruz. Hani Türkçe söylüyorum ama Türkçenin önüne li getiriyorum. Burada eve gelen ifadesi misafirin sıfatı. E, gelme eylemi bitmiş. O zaman eve geldi diye bir cümleyi misafirden sonra getireceğim. Misafir marif olunca Eve geldinin önüne ellezi diyeceğim. Yani misafir ellezi geldi eve. Peki Ayşe'nin pişirdiği yemek. Burada da yemek nesnedir ama sıfat almış. Yargı bildiren bir cümleyi kendisine sıfat edilmiş yemek. O zaman yemekten sonra ki marifedir bu. Ayşe onu pişirdi diye bir cümle kuruyorum. Ellezi ile bu cümleyi yemeğe sıfat yapıyorum ve kattem aliyun et taame allazi tabaghathu aishatu lit tayf jaa beyti şeklinde cümleyi kuruyorum. Ana ögeleri ayırayım. Kattem fiil ali fail et taame allazi tabaghathu aishatu mefulun bihi lit allazi jaa beyti mefulun bi gayri sarih ögesidir. Kattem neyi kimi sorusunun cevabını direkt ama kime sorusunun cevabını li ile almış. Efendim. Burada et daha marif olduğu için Ayşe onu pişirdi cümlesi ellezi ile tamam. E, buradaki ettaif marif olduğu için c ile beyti cümlesi ellezi ile et e sıfat e, yapılmış. Efendim. Daif ve et müzekker sözcükler olduğu için kullanılan isim mevsuller ellezidir. Elleziden sonra gelen sıla cümlesi diyoruz bunlara e, en bitmiş eylem olduklarından dolayı mazi kip kullanmıştır. C'de de müzekker e, zamir çekimi kullanıldı çünkü e, efendim burada gelen kişi misafir ama burada tabakat diye müennes yapıldı çünkü pişiren kişi e, yemek değil Ayşe Ayşe onu pişirdi. O yüzden tercümede bak Ayşe'nin kendisini pişirdiği yemeği efendim diyoruz kendisini yani nesne buradaki yemekle bu sıfat arasındaki ilişki e, nesnelik ilişkisi o yüzden yemeğe dönen zamir nesnedir e, efendim çünkü yemek pişirmez yemek pişirilir Ayşe de zaten onu pişirmiş. Baba Hasan'dan Ayşe'nin pişirdiği yemeği Ali'ye vermesini istedi. Şimdi baba istedi. Özne, yüklem. Kimden sorusu Hasan'dan ve neyi sorusu da efendim Ayşe'nin pişirdiği yemeği Ali'ye vermesini. Efendim. Buradaki yemeği bak neyi sorusunun cevabını vermiyor. Buradaki yemeği ifadesi şuradaki vermek fiilinin nesidir. Ali'ye de e, kime sorusunun cevabıdır. Ayşe buradaki pişirdi fiilinin öznesidir. Ama istedi fiiliyle hiç böyle bir bağlantılı değil. Bu kocaman efendim bir kelime grubu ve içerisinde neler var neler var. Bir defa şu var deney yapıda. Ayşe onu pişirdi. Bu bir. İki. Ayşe onu işte Ali'ye veriyor ya da verecek diye bir şey var. daha sonra bu cümle hepsi Önce Ayşe onu pişirdi. Yemeğin sıfat olmuş. Ayşe'nin pişirdiği yemek. Daha sonra da Ali'ye vermesi diye de hani Ali hani o Ali'ye onu verecek cümlesi şey yapılmış, mastarlaşmış. Daha sonra bunun hepsi istediğinin nesnesi haline getirmiş. Bütün bunlar Türkçede olmuş. Baba özne istedi yüklem hasandan kimden Ve geri kalan da nesil sorusunun cevabı İstedi bittiği için talebe Dedik Talebel validu Min hasenin bak asıl ögeleri önce kolay olanları söylüyoruz Bu kocaman uzun Ögeyi ise sona bırakıyoruz Türkçe nasıl e, Yükleme doğru yaklaştırıyorsa Arapça da e, Efendim sona doğru uzaklaştırıyor Baba istedi talebel validu Hasan'dan min Hasen'in geri kalan ifadenin hepsi şimdi nesnöbeği olacak. Peki şimdi soruyoruz asıl olan bu kelime grubunun asıl elemanlarını buluyoruz. Ya Allah aşkına baba Hasan'dan öncelikle ne istedi? Bir vermesini vermeyi istiyor vermek istiyor. Peki verecek olan kim? baba Hasan'dan istiyor. Hasan verecek değil mi? Ben verecek değilim. Ben verecek olsam ben niye Hasan'dan e, vermem isteyeyim ki? Hasan verecek. O yüzden peki vermiş mi? E, verme eylemi gerçekleşmiş mi? Hayır. O yüzden istiyor ya. Muzahari kipte kullanıyorum. Vermesini istedi Hasan'dan. E, burada verme fiilinin faili Hasan olacağına göre Hasan'a göre müzekker çekim yapıyoruz. En yo diye. Şimdi el ta fiili çift nesne alır. Ve bu efendim ikisi de direkt olarak gelir. Ama çoğu kere kime sorusunun cevabını da li ile verir. Yani burada en yok diye aliyen diye de bilirdik. En yok diye aliyen diye de bilirdik. Li aliyin de diyebilirdik. Biz ikincisini tercih etmişiz. <laughs> Neyi sorusunun cevabı da direkt geliyor. Çünkü ata çift nesne alır. Ama ben burada alan kişinin başına li getirerek bunu tek nesneye düşürmüşüm. Li <laughs> ali mefulun bir gayri En yu'tiye li aliyyin et Niye Ali'yi öne aldım? Ayşe'nin pişirdiği yemeği önce alsam da sonra Ali sonra getirseydim ya. Efendim öyle ama şimdi li Ali yoti'nin bir ögesi, öteki de bir ögesi ama az sözcüklü olan bir ögeyi öne almak bir tarzdır, arabi bir tarzdır e, demiştik ya. Evet. O yüzden li Ali'yi öne almak daha iyi olur. Çünkü şuradaki li Ali'yi e, en sona alacak olursak tabaka fiiline yaklaşıyor ya. Onun bir ögesi olma ihtimali var. Hatta buraya mesela koyacak olursak Ayşe'nin Ali için pişirdiği yemeği gibi bir anlam verebilir. O yüzden sonraki fiillerden de uzak kalıyor şu e, az sözcüklü olan ögeyi kendisi e, e, ögesi olduğu fiili fiile yakın bir yere koyuyorum. Yot diye Ali. Geriye de tek bir öge kalıyor. tam. Ama burada yemek ee, Ayşe'nin pişirdiği e, efendim ifadesi yemeğin sıfatı. Sıfatlar Arapçada ilgili kelimeden sonra gelir. Pişirmek eylemi bitmiş o yüzden mazi sigayla kullanıyorum. Yemek marife e, kendisinden sonraki cümlenin de onun sıfat olmasını istediğinden arayı isim versun, sıkıştırıyorum elledi. Peki buradaki hu nereden çıktı? Ayşe onu pişirdi. Bu sıla cümlesi yemekle bağlantıyı sağlıyor işte. Sadece ellezi getirmemiz yeterli değil. Bu sıla cümlesinde ilgili kelimeyle ile bağlantıyı, irtibatı sağlayacak bir zamir olması lazım. Talebel validu min hasenin en yu'ti aliyyen ya da li aliyyin et tabakat lezi tabakatuhu aişetu. Ayşe niye merfu dammeli geldi? E, fail olduğu için tabaka nitekim ona göre efendim müennes olarak çekimlenmiş. Hu ise pişirilen şeydir, nesnedir. Hasan Mısır'a seyahat edince piramitleri gördü. Hasan piramitleri gördü. Raa Hasan piramitler. ehrame. Şimdi Hasan yani o Mısır'a seyahat etti diye arka planda bir cümle kuruyorum. Sefera ile Mısır. Şimdi bunu zarflaştırmam lazım. Çok kolay. عندما سافر الى مصر. E bitti. Ra ya da şehhede de diyebiliriz. Ra Hasan el Hasan piramitleri gördü. Sefera ile Mısır, indema ile zarflaşıyor. Inde mesafara ila Mısır. Peki safaradan sonra hasan söylemek zorunda değilim. Niye? Çünkü daha önceden Hasan geçti ya. Artık yeni bir fiil kullandığımda o fiilin faili zamir olarak o Hasan'a döner. Bu yeterlidir. Mısır'a Mısır'a seyahat eden Hasan hmm, az önce bak Mısır'a seyahat etti dedim. Seyahat edince dedim. Şimdi de Mısır'a seyahat eden Hasan'ı sıfat olarak getirdim. Bak az önce zarflaştırdım Mısır'a seyahat ettiği enne maile Şimdi de marife olan Hasan'ın sıfatı yapacağım. E, kolay. Sefera ile Mısır bu malzemeyi e, hazırladım mı? Hazırladım. Hasan'dan sonra ellezi'yi getirip o malzemeyi koyuyorum. Hasan ellezi ile mısır. Evet özne bitti. Şimdi döndü. Reca'a ya da ade. Döndü. Nereye sorusu var burada? Bunun cevabını Reca'a da ade de ile ile verir. Reca'a ile Türkiye piramitleri gördükten sonra şimdi piramitleri gördü diye bir cümle kullandım. Ben şimdi bunu zarflaştırıyorum. Yargıyı zarflaştırıyorum. Piramitleri gördü. Ra ehrame Peki bunu gördükten sonra diyeceğim. İndema dersem görünce olur. Hmm. o zaman önce mastarlaştırıp sonra badeden sonra getireceğim. Ra ehrame en ra ehrame ba'de en Reale harame. Reca ile Türkiye. Niye hemen Türkiye'yi söyledim ki? Çünkü burada sefera var, ra var ya. Onlarla e, ilgili bir öge e, olduğu e, izlenimini vermemek için dinleyici dedim ki ya önce şu Türkiye'yi reca fiiline yakın bir yere koyayım da e, ya da ra'nın bir ögesi olmasın istedim. <laughs> Nitekim bak burada ile Mısır Seferan'ın büyüğesi olu vermiş. Reca ile Türkiye, Türkiye'ye döndü. Şimdi kim ve ne zaman sorularını cevaplandıracağım. Hasan e, özne. Ellezi getirdim çünkü Seferan ile Mısır bunu hastanın sıfatı yapmak istedim. Sonra da bir şeyden sonra diyoruz ya burada Türkçede de ne zaman sorusunun cevabı bade Bade izafet tamlamasında gelir. Yani badiden sonra muzafın ileyh gelir. E, fiil cümlesini nasıl muzafın ileyh yapacağım? Yapamam. E, ama yapmak istiyorum. O zaman e, mastarlaştırırım. Baden rale harame. Niye ra mazi sigada geldi? Çünkü görme eylemi bitmiş. Niye seyfere, mazi mazide geldi? Seyahat etme bitmiş. Niye reca mazi oldu? Çünkü dönülmüş. Muhammed'in uzun arkadaşı sabah imtihan için ee, sınıfta dersi hızlı bir şekilde ağlaya ağlaya yazdı. Tövbe tövbe. Şimdi burada asıl ögeleri bir bulalım. Arkadaş yazdı. Özne ve yüklem. Sabah ya ne zaman yazdı? İmtihan için niçin yazdı? Ee, efendim sınıfta nerede yazdı? Dersi neyi yazdı? Hızlı bir şekilde nasıl yazdı? Ağlaya ağlaya bu da nasıl yazdı sorusunun cevabı. Burada hızlı bir şekilde e, efendim yazma eyleminin e, nasıl gerçekleştiğini gösteriyor. Oysa ağlaya ağlaya ifadesi e, arkadaşın yazarkenki halidir. Burada hızlı bir şekilde ifadesi şu şekilde de söylenilebilirdi. Hızlı bir yazış yazdı. Yani yazma eyleminin nasıllığı. Ama ağlaya ağlaya yazarken ki arkadaşın hali durumudur. Şimdi önce kolay olandan söyleyeyim. Burada arkadaş marifedir. Yazdı yüklem. Şuradaki ağlaya ağlaya bunu fiil olarak ağlıyor diye bir fiili arkadaştan sonra tabi yazdıdan sonra da yani yani özne ve yüklemden sonra ağlıyor diye bir fiil getirirsek otomatikman ağlaya ağlaya anlamını verir. Yani ee, şey Halleşir, hal olur. Niye biliyor musunuz? Çünkü ağlıyor fiil cümlesi her c nekradır. Arkadaş ilgili kelimesi de marifedir. Yüklem olmayan her bu c'ler e nekra olduğundan dolayı otomatikman hal ögesine dönüşür. E şimdi burada öge sayısı çok olabilir. E a ama cümlemiz kolay. Çünkü sadece ögeleri çok. Ee, sadece öznemiz karmaşık bir kelime grubu diğerleri e, fazla bir problem efendim yok ee, e, Muhammed'in arkadaşı isim tanıması uzun arkadaş bu da sıfat tanıması iç içe girince önce arkadaş diyor sonra Muhammed sonra da uzun sözcüğünü getiriyoruz Arapçada yazdı eylemi bittiğine göre ama ağlaya ağlaya bitmemiş bak devam eden bir eylem o yüzden Muzarik kullanıyoruz. Eğer ağlayarak hani şey vardı ya şu. Onu mazi kullanacak olursak şurada yepki demişiz ya. E, o zaman ağlamış olarak yazdı anlamını verir. Neyse yazdı ketebe. Özneye geçelim. Sadiku Muhammed et Tawili. E, burada yanlışlık yapmışız. Niye? Çünkü burada uzun Muhammed'in arkadaşı mı diyoruz? Yok. O zaman Muhammed'in uzun arkadaşı diyoruz. O zaman tavil sadiğin sıfatıdır. Lütfen Ketebe sadiqu Muhammed'in et tavilu şeklinde düzeltim düzeltelim Ha cümle yanlış değil ama anlamı uzun Muhammed'in arkadaşıdır. Şöyle bir şey söylüyorum ben. Arapçada ne yaparsan yap hemen hemen hepsi doğrudur. Ama eee o doğru senin doğrun olmaya olmayabilir. Bak et tavili kelimesini kesraladık. Vallahi bu cümlede de doğru. Et tavili dammeledik. E o da doğru. Doğru ama tavili dersek Muhammed uzun olur. Et tavili dersek Muhammed'in arkadaşı uzun olur. Burada arkadaşı uzun olduğu için Sadık Muhammed'in et tavili dedik. Ketebe de fiil. Et derse marif olduğu için el takısı koymuşuz. Et derse. Kitabeten seriaten hızlı bir yazış. Bu ketebe fiilinin mansup maslarıdır. Meful mutlak ögesidir. Fistabahi ne zaman sorusun cevabı? Mefulun fi. Fistafi sınıfta ne, nerede sorusun cevabı? Mefulun fi. Niçin sorusun cevabı? İmtihan için. Lil imtihani. Lil imtihan Niçin sorusun cevabı? Efendim şimdi sadece ağlaya ağlaya. Nasıl yazdı? Yani yazarken arkadaşın hali nasıldı? Bunu farklı şekillerde söyleyebiliriz. Bu farklı şekillerden bir tanesi belkiyendir. Bak ismi fail gelmiş. İsmi fail ile muzari fiil arasında yakın bir ilişki var. Ama sonuçta ismi fail bir isimdir. Fiil de e, muzarif fiil de bir fiildir. Yepki e, efendim diyebiliriz. Nekradır herce. Ama belki dersek onu nasbetmemiz lazım. E, peki yepkiyi niye nasbetmiyorum? Çünkü C'leri bir öge ya da elemana karşılık kullandığımda otomatik şey kalıp olarak kullanıyorum. Herhangi bir hareket değişimine gitmiyor. O yüzden C'ler mahallen irap edilir diyoruz. Belki en peki niye mansup oldu? Çünkü hal ögesi mansup olur. Yepki niye mansup olmuyor? Ya mübarek o C'dir ve mahallen irap edilir. Peki yepki yerine isim cümlesi getirebilir miyim? Eğer başına vav getirirsen getiririz. Çünkü bir hal ögesi isim cümlesi olduğunda başına Vav wow gelmelidir. Yani bu cümlede Ketebe nokta nokta belkiyen Yepki Vahu ve huve Yepki Üç tane alternatif var. Üçü de ağlayarak Ağlaya ağlaya demek olup Öge değeri açısından aralarında bir fark Ve anlam açısından Yoktur. Tek fark belki müfret haldir. Yepki fiil cümlesi hal Vahu ve huve Yepki bu da isim cümlesi haldir. efendim çok mu daha cümle? 3, 4, 5, 6 da çokmuş. Efendim benim gitmem lazım. E, evet burada bitiriyoruz arkadaşlar.